Çıkar çabuklar. Niçin? Vergi iadesi. Giyeceğim. Bu ipek dediğin çok kıpraşır. Götüme kaçtı. Kısmetli adamsın işte. İpek kaçmış götüne. Ama o üstüne giydin. İpeğin kendisi değil, böceğiydi. Kara kızım. Bu yörük böyle kuşanır dostlar. Üstüne kalpak değil, canlı canlı koyunu geçirir. Kış geldi mi üşür üzerine manda giyer. Manda giyiyoruz. Bana buralarda böyle. Ayaklarıma da ısınsın diye canlı canlı kedi köpek giyiyor. Efendiler, sizleri de geç fark ettim. Halipürü melalümü izah etmek isterim. Bendeniz Eşrefoğlu Beylüğü'nün son elçisiyim. Adım Hacı Yuvas. Duydum ki Bursa şehrinde... Hacı Cavcav. Getir çapıcını. Getir. Güveydelik sus. Anamın da diyor adı. Ne demekmiş şimdi bu? Kim seçmiştir bizi? Yazgı. Yazgı öyle dedi. Yani yörgünen Hacıvat ün nam şöhret salacak. Öyle yazmış, öyle mi? Bizi kim olmadı bir araya geldik de. Millete rezil olduk, depiştik. Belki de ikinizin şifası sırdır. Ne sırrı? Taşın sırrı. Hangi taşın sırrı? Al kulağını temizle de iyi bir dinle. Bu kulak duymuyor. Tatarın okul derdi. Aha bak, saklarım. Taşın sırrı derim. Taşın sırrı, ha bu banın sırrı. Şu taşın sırrı dediğiniz suyu taşa çeviren sır mı? Kim bilirmiş ki bunun sırrını? Madem babam bilirdi niye aç öldü? Ölüsünün bile karnı guruldardı. Bu kadar gün meşe ağacının tepesine koyduk hala karnı guruldardı. Niçin? Baban şan şöhret sevmezdi. Bu taşın sırrı gerçek ise akıl gerekir. Sır akılsız para etmez. Akıl ve kalp. Kalp olan benim. Peki bir şey soracağım. Niçin Hacıvat? Sır sırdır. Hadi yatın bir kenara kıvrılın. Ben hazır ettim de bir duaya kaldı iş. Karagözlüm! Süslü! Karagöz! Ne oldu? Vakit azdı. Hadi pomzasını, kirecini, suyunu, her bir şeyini kattım. Dalları unutma. Büyüsünü de ettim, haş tamamdır. Ah! Küşteri! Küşteri! Ne var küşteri? Ya hani Bursa'yı araba cennetine çevireceydin? Bu araba kagurdadı kaldı. Ya küşteri bak, buraya kaslanı takacağım. Ondan sonra bu araba atsız gidecek. Küşteri, müşteri, sen var ya sen küşteri. Yaşlandıkça aklın yerine geleceğine gözüne kaçar. Nah biter bu cami, nah biter. Dikkat etsen, taşları çalıp çırpmasalar, yedi cami bitmiş idi. Al sana, al, al sana. Şeyhüm, şeyhüm. Şehirde alemi güldüren iki adam var ya. Bilirim. Onlar kapıda. Ne isterler? Diler ki... Taşım. Hadi bakayım şu atama. Koş koş, bir sakın çabuk. Çabuk. Şöyle geçiyor. Şeyhim, şeyhim. Çabuk, çabuk, çabuk. Camiden bir şeyler getirilsin, dolduralım. Çabuk, tamam. Çabuk. Sır kimindir? Benimdir. Bizim yani, bu benim kölem. İdi, azat ettim. Şu anda azat ettim Murat. Hemen çünkü azat ettim. Artık ortağım ama muhatap bendeniz. Çabuk! Kapçanak çömlek hepsini getirin. Çabuk! Çabuk!
akıp götür, mis akıp götür. Su var. Koy oraya. Koydum. Hadi kara gözüm. Hadi. Hadi, hadi. Hah. Sıkıştır o dalları da. İyice işini alabildiği kadar. Bilirim. Niye? Ne bakıyorsun? Ben de getirdim, al. Yardım ediyorum sana, al. Hah. Hadi, hadi. Eğleşme zamanı değil, hadi. İşte. Hadi, bismillah. Bismillah. Ay, hak. Usta usta, kilitliler bilir bunu. Şu kadar da taş olur. Taş olsaydı çatlar ediyor. Taşın sırrı hostaştan da iyi. Uyurken ayırırım, gülerken ayırırım, yağmurla ayırırım, ölerken ayırırım. Benim göz. Bir başkasını koca diye getirse engel olmak bize yakışmaz. Ama bir mehir verdik. Vakt erince kararsız ise o zaman adete uyup senin kibin ulu bir kişiyi damat seçip övünmek bize düşer. Elhamdülillah. Hizmetlerin gördük ama şu bacılar taifesi işinin can yakmadan halli gerek. İyi olur. Memlekette silah bol ama velet eksik. Akıllı avrat belki idarede işe yarar. Onun dahi zamanı değildir. Kadın dediğin uzlaşır. Çünkü doğurmak güzellik, rahatlık ister. Siyasette ise doğurmak ve uzlaşmak tehlikelidir. Anda geriye siyaset kalmaz. Doğru diyorsun. Pervane, sana bir şey demek isterim. Ayşe, İsa dininde direnir. Bilmende fayda var. Ne ben, ne bir başkası. Belki evlenip de velet sahibi olursa doğurduğu evlat onu İslam'a döndürür. İnşallah, inşallah. Pervane Efendi, sizi tekkeden beklerler. Müsaadeniz. Baba! Beni, anamı, anamın inancını, bacıları, her şeyi satarsın. Hem de kime? Niçin? Söyleyin niçin? Yalanını saklarsın ben ile. Osmanlı'nın gücü için inancını değiştirdin. Üssüz kalmak beylik adeti değildir. Ama benim inancım yürektendir. Ne yaptımsa seni cemaati korumak için yaptım. Böyle mi korursun? Sana yakışan yeri bul. İsterim ki cennet ile cehennem arasında kalma. Kendi rahatın için. İnancın değişti belli. Ama kötülüğe de gözün kapandı. Verenlerin izni Kutlu Hanımızın kavliyle Pervane Çandarlı, Halil Binsüllü ayı kardeşlerinin arasına kabul edüler. Hanımız Orhan Gazi ecdadının Bursa'da hamisi ve vekili olarak kendisinin desturuyla ve de Nilüfer Hatun'un izniyle Pervane Halil bin Süllü'yü Osmanlı Beyliği'nin pul ve vergi işlerinden sorumlu nazur ettik. Bu vazife ve de ahilik hizmetleri kutlu hizmetlerdir. Başım gözüm üstte. Lakin sizden bir ricam vardır. Çoban ve adamları şehrin hizmetine alına. Keyfiyet sendedir. Bize getireceğin tazelikleri anlat Pervane Efendi. Beylik hazinesi her daim dolu gerek. Pazar yerinden, ev sahibi, at arabası sahibinden vergi alına. Tekfur vergisi arttırıla. Ahiler? Ahiler vakfa bağlana, vergi harici bırakıla. Arap ülkelerinde teze bir fikir vardır. Adı rüşvettir. Her kim ki işi devlete düşerse vereceği işini yaptırmak için paradır.
İş ne kadar zor ise rüşvet o kadar büyür. Rüşvet ünen hallolmaz, iş kalmaz. İcabında cenk giderken kılıcın açamadığı kapıyı rüşvet açar.